Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Camiamıza yapılan saldırılarla alakalı içeridenmiş gibi gözüken ama kökü hep dışarıdaki münafıklara dayanan, kötü ellere, kirli ellere, çirkin ellere dayanan bir takım kirli mücadelelere, çalışmalara dikkat çektik. Özellikle bunlardan bir tanesi de Efendi Hazretlerimiz için düzenlenen müceddidlik merasimiydi. Bu merasimle alakalı da gerçekten ne kadar kirli oyunlar oynandı bunları sevgili hocamız birbiri hepsini izah etti, anlattı. Şimdi peki sevgili hocam, camialar üzerinde, özellikle bizim camiamız üzerinde böyle kirli bir takım oyunlar var. Peki buna devletimiz nasıl yanaşmalı? Bu işi çözümleme konusunda nasıl adımlar atmalı? Neler yapmalı yani devletimiz? Evvela şunu tabii incelemek lazım. Devletin yapması gereken şey şurası. Sen bir defa bütün camiaları gerçekten incelemen lazım. İncelemen lazımdı. Lazımdı. Çünkü bir camia için şu ifadeyi kullandı yetkililer. Ne dedi? Ne istediniz de vermedim dedi. Bak dikkat edin. Ne istedim de vermediniz. Ne istediniz de vermedim diyor bir yetkili. Ciddi bir evet. Değil mi bu işin içinde? Evet. Peki şimdi bir defa sen verirken bu insanlara inceledin mi? İncelemedin. Takip ettin mi? Etmedin. Etseydin zaten bak bu ifadeler olmaz. Tamam. Peki sen bizim camiamıza bir devlet olarak baktın mı? Şu camianın patlığına, mükemmelliğine, güzelliğine gerçekten indin mi? Hakikaten bu işin erbabı olan, bu özü yakalayan, hakkını veren, işin gerçekten sahibi olan şu camianın güzelliklerinin önünü açma hususunda nasıl bir mücadele verdin? Bak ne diyorsun? Diyorsun ki ne istediniz de vermedim diyorsun. Peki niye aynı ifadeyi biz kullanamıyoruz? Bize niye kullanamıyorsun o ifadeyi? Niye söyleyemiyorsun ne istediniz de vermedim diye? Çünkü yanaşmadın, takip etmedin. Sadece dünya ne? Dua ekibi olarak gördün. Dua ekibi, dua edin. Tabi biliyorsun ki bizim camia gerçekten hep haktan yana olur. Tabiri caizse çantada keklik. Ne yapmaz? Kesinlikle hiçbir menfaat karşılığında, hiçbir şey karşılığında ne yapmaz? Hakkı bırakmaz. Doğrunun peşindedir. Devleti için, milleti için ne gerekirse onu yapar. Kendisine verilmiş veya verilmemiş, önü açılmış, açılmamış. Önemli bakmaz. Değil. Hiç ona bakmaz. Bunu bildiğin için ne oldu otomatikmen? Ama sen şimdi bunu göreceksin. Bu camianın medreselerinin önünü açman lazım. Bu camianın gerçekten sıkıntıları varsa, bu sıkıntılarını gerçekten oynamaya çalışanlar kimse, onlara bir defa dur demen lazım. Bir dakika, bunları engellemen lazım. Hakikaten bu işin içinde dertli olan, samimi olan kardeşlerimiz kimlerse onları yani tespit edip onların gerçekten mücadelesine destekçi olman lazım. Hakikaten çünkü bu camia merhameti sunar. Bu camia adalet sunar. Bu camiada kardeşliği sunar. Bu camia gerçekten güzelliği sunar yani. Bundan başka bu camiaya, bu halka bu camia güzellikten başka hiçbir şey sunmaz ya. O yüzden devletin burada yapması gereken şey hakikaten ciddi bir şekilde inceleme yap. Ben inceleme yapma demiyorum. İnceleme yapacaksın tabii. Hakkın olarak bakacaksın. Ama göreceksin ki incelediğinde bu camiadaki samimiyeti göreceksin. Güzelliği göreceksin. Kardeşliği göreceksin. Hocam işte bir takım sıkıntılar gözüküyor. Doğru, sıkıntılar gözükmez denmiyor. Ama o sıkıntıların sebebi zaten dışarıdan, bunların kökü bunların dışarıda. Dışarıda olduğu için sen buna engellenme hususunda yardımcı olacaksın ya. Bu işe alet olanlara gerçekten bir dakika diyeceksin. Sen niye bu işe alet oluyorsun? Sen bu işe niye gerçekten münafıkların, kafirlerin dışındaki insanların niye ekmeğe yağ sürüyorsun? Sen bu işin devlet olarak önüne geçeceksin yani. Bu kadar pahak bir camiayı, pahak tertemiz bir camiayı yapmazlar, bırakmazlar. Bırakmayacaklar içinde. Her türlü nifaki, her türlü şey. Ama sen bunu kayıracaksın ya. Muhafaza edeceksin. Ama velakin sen söyle, ne oluyor netice itibariyle? Bir bakıyorsun sanki her şey yapılmış gibi gözüküyor. Ya nasıl her şey yapıldı kardeşim? Bu camianın medreseleri var, medreseleri. Medresenin ne tanım hakkı verdin bu medreselere? Sıfır. Ama gel Allah rızası için bir inceye bakalım. Bak bizim bir hafızımız yetiştiğinde, dikkat eder misiniz ya? Bir hafızımız yetiştiğinde, yetişen bu hafızı imtihanı alıyorsun. Almış olduğun imtihanda eğer hafız mı değil mi yapıyorsun, kontrol ediyorsun. Diyorsun ki tamam bu hafızdır,
Veriyorsun diplomasını. İşte aynı bak medresede yetiştirilmiş oldu bu talebenin. Sen buna dokunma. Bunu sen ne yapma? Gasp etme. Bunu muhafaza et. Kardeşim bak sene sonunda gelecekler. Haziran ayında imtihanlarını yapacağız. Milli eğitimi kontrolünde imtihanlarını yapacağız. Ama bu adam, bu kardeşlerimiz, bu yavrularımız istenen seviyeye gelirlerse diplomanı alacaklar. Eğer istenen seviyeye gelmediyse diplomanı vermeyeceğiz de sınıfta kalacaklar de. Ama sen bunun önünü aç. Bu camianın gerçekten hafızlarının önünü kapatma. Çalışmasının önünü kapatma. Talebesinin önünü kapatma. Medreseyi mutlaka bir şekilde ne yap? Tanı. Hatta bunu daha ötesinde kalır ya. Kardeşim bunu daha ötesi. Bunlar da Osmanlı'nın ruhunu yaşatan medreseleri yaşattıklarından dolayı bunların medreseleri gerçekten belli şartlara da koyuyorum da gerekirse. Onlara daha tanıyorum de ya. Ne olur? Yapabilirsin ya. Neler yapılmadı tabii bu ülkede? Herkese hakkını verdin. Evet. Hakkı verilmeyen kim kaldı? Kim kaldı hakkı verilmeyen? Biz kaldık. Bak adam ne diyor? Adama ne diyorsun? Belli insanlara ne diyorsun? Diyorsun ki ne istediğinize vermedim diyorsun ya. Ama öbür taraftan bize Roman vatandaşlar, Alevi vatandaşlar. O yüzden ama tekrar ediyorum. Yine camiaya sesleniyorum buradan. Bunun tekine sebebi ne biliyor musunuz? Bak ne söylüyorum. Yine yetkililer hiç yapmaz demiyorum. Yapmazlar demiyorum ama işte o dışarıdan güçler, bir takım insanlar olayları ne yapıyor? Pofpofluyorlar, nifaki işleri sokuyorlar. Camiayı hocaları birbirine düşürüyorlar. Camiayı hocayı birbirine düşürdüklerinden dolayı camia bir araya gelip de gerçekten bir dakika kardeşim biz projemiz var. Bunu istiyoruz, bunu istiyoruz, bunu istiyoruz diyemediğinden dolayı biz isteyen hakları ne yapamıyoruz? Elde edemiyoruz. Tabii, mesele bu. Bu iş alet olanlar var. Meşhur bir hoca var, Allah selamet versin, çıkıyor. Sırf kendi menfaatleri çerçevesinde yürür. Herkes bunu zaten aşikar görüyor yani. Sırf kendi menfaat. Ya bir dakika ya Allah rızası şu camia için biraz mücadele ver ya. Ya biraz şu camia için biraz mücadele ver. Şu camianın birliği, beraberliği, çenen kuvvetli bu işte zaten bu iş yapabiliyorsun. Çenen zaten sağlam. Birliğini, beraberliğini muhafaza için bir gayret göster ya. Yok. Orada tek derdi var. Hocam önce dert olayı hep kendine çekecek. Önce dert olması lazım ki hocam onu dertlenip konuşsun. Medresesi var mı mesela hocam? Yok. Bununla da övünüyor. Bununla da övünüyor. Benim medresem yok diye övünüyor adam. Allah Allah. Ama bizim varoluş sebebi. Ya bir bu camianın varoluş sebebi, bu camianın daim, devamı, bekası. Bu ne? Medreseye bağlı ya, hocalara bağlı ya. Vazife. Yüklendiği en büyük vazife. Örnek olduğu, önden olduğu en büyük vazife. Talebe yetiştirme. Sen bu medresenin varlığını ne yapıyorsun? Çalışmasını diyorsun ki sen söyle medresen yok benim. Bilmem ne. Ha nasıl? Allah Allah. O yüzden Rabbim uyanmayı nasip etsin. Amin inşallah. İnşallah olacak. İnşallah. Bunlar konuşuluyorsa demek ki artık ne oldu? Ama ben tekrar ediyorum. Bu işi istemeyenler devamlı bu işi ne yapacak? Karşı çıkacak. Karşı çıkacak. Olmayacak şekilde olayları yolunlara kalkacak. Olayları başka yere götürmeye çalışacak. Hiç önemli değil. Artık hak ortaya çıktı. Bundan sonra zaten kim konuşursa, bir kim bu camiada fitne yapmaya kalkarsa, bu camiada efendi hastalığımızın evlatlarına, hocalarına bir söz söylemeye kalkarsa, bilecek ki ben münafığım bilecek o. Ve bilecek ki o ne bilecek? Ben burada fitne yapıyorum bilecek. Yavuruşak. Görecek kendisini anlayacak yani. Bu camia da uyandı elhamdülillah. İnşallah. Gerçek uyandı. Sadece bir sıkıntı var tekrar ediyorum. Bir korku mantığı var. O korku mantığı atlatıldığı gün bilin ki bu birlik beraberlik olacak. İnşallah. Hocam şöyle çok kısa bir 64. hükümete hemen sana vereceğim soruyu hocam. O zaman 64. hükümete hocam şöyle bir buradan çağrı yapmak icap ediyor hocam. 64. hükümetin ilk çalışma planı hazır hocam. 2016'nın Aralık ayına kadar bu çalışma planı sürecek. İşte seçim vaatleri var, Alevi açılımı var, İrfan evleri var hocam. İrfan merkezleri. İnşallah bununla beraber, bu İrfan merkezleriyle beraber 64. hükümetin ikinci çalışma yılında inşallah sizin bu açıklamış olduğunuz medreselerimizin hakkının takdim edilmesi konusunu gündeme almasını buradan inşallah istiyoruz hocam. Şimdi normalde bak hükümetlere
Siyasilerin hiçbir tanesine ne yapılmaz kardeşim? Açık söylüyorum burada. Ne yapılmaz? Evet. Ya sen bunu yap, şunu yap. Tamam tamam derler sana. Her zaman da sallarlar. Bu işin kuralı bu yani. Evet. Sen kendi camianın içinde birlik, beraberlik, güzel kardeşliği yakaladığın an, o zaman projelerin ortaya çıktığın an zaten otomatikman iş ortaya çıkar. Yoksa birilerinden bir şey beklersek, çünkü biliyorsunuz bir sanık meselesi vardı. Evet. Neydi o? Evet. İşte hükümet erbabı sanıklara işte müsaade edecek filan. İzin verdi. Yani ne müsaade edecek mi kardeşim? Sen yaparsan hayata geçecek. Yapmazsan ne yapmaz bu iş? Geçmeyecek. Geçmez kardeşim. O yüzden dolayı bizim camiamızın birlik, beraberlik, hakiki kardeşliğe ne yapacak? Fitnelere, fesatlara, gerçekten kulak verenler, kulak verenlere ne yapacak? Kulağını tıkacak, birlik, beraberlik çağrısında bulunacak. Kim fitne yapıyorsa bir dakika diyecek kardeşim. Ne fitne yapıyorsun diyecek ya. Sen efendi evlatlarına konuşamazsın diyecek. Ve gerçekten bunu yaptığı takdirde o zaman birlik, beraberlik yakaladığımız gün projelerimizi koyacağız. Diyeceğiz ki kardeşim bak bunlar Türkiye'miz için olmalı. İnşallah. Hocam müsaade varsa bir iki kelime etmek istiyorum. Bu konu hakkında aslında söylenecek, konuşulacak çok şey var. Biz sevgili hocamla beraber 15-16 yıldan beri bu işin içindeyiz. İmtihanı en ağır yaşayanlardanız yani. Ama maalesef ilim, şeriat, tarikat üçgeninde kadeşin az, mükemmel, sahabe güzelliğinde bir cemaatimiz var. O bir cemaatimizin de bu gibi imtihanları... İmtihanı da büyük yani. Tabii yani sahabe yani. Zamanında oldu. Burada da olmaması yadırganmamalı yani. Olması yadırganmamalı. Biz bu konu hakkında aslında söylenecek çok şey var. Yani şu bir iki saatlik programı sığmaz. Saatlerce konuşulsa yeridir. Lakin Efendi Hazretlerimiz hocamıza buyurdu ki, kulaklarını tıka, dilini damağına yapıştır, zikrine devam et. Lafını biz baş tacı yaptık Efendi Hazretlerimizin ve hiç bu konu hakkında yıllardır, 13-14 yıldan beri konuşmadık. Ve bu konunun düzlüğe çıkması ile alakalı yapılan bütün çalışmalarda bizatihi ben, bu stüdyoda bulunan kardeşlerimiz bulunduk. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bir yerlere geliyor, hocamın da buyurduğu gibi bir yerde böyle ufak bir yerde tıkanıyor. Hocam soru şu, bu kadar olay belli oldu, yapıldı, edildi, çizildi, çalışmalar, fitne filan. Bu saatten sonra ne yapacağız? Yani bu iş mutlaka düzelecek. Çünkü dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Hakikaten bu böyle. Biz Hacca Umre'ye gittiğimiz zaman da görüyoruz yani. Bir bakıyorsun bazı milletlerden geliyor insanlar, sarığı var ama takkesi yok. İşte çarşafımız var, onların çarşafı yok. Bir bakıyorsun tesbihi var, kıyafeti var. Yani hepsini var. Kendi bünyesinde donatan mükemmel bir zat ve onun evlatları olarak yani. Biz görüyoruz yani. Dünyanın bize ihtiyacı var yani şu anda. Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de bize ihtiyacı varsa bu cemaatin içindeki bu ufak tefek diyorum artık. Yani çünkü o hava, ilk günkü hava gitti. Bu pürüzler nasıl çözülmeli bu kadar olayın üstüne? Evet, yani. Çözüm ne diyorsunuz? Çözüm yani kısaca. Çözüm nedir? Ne yapacağız çözüm yani? Çözüm nedir biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar, bugün devletler arasında bile neler olabiliyor? Büyük kavgalar, kargaşalar olabiliyor. Yaşıyoruz. Hatta şu anda Rusya'da yaşamış olduğumuz bir olay var değil mi? Evet, bizim yetkililerimiz ne diyor? Ya oturalım, konuşalım. Dertleşelim. Olay bu kadar. Ya bugünkü çözüm, camiamızdaki çözüm budur arkadaşlar. Bir masanın etrafında oturup, olayları güzel bir şekilde tırıp, çünkü sorun, tekrar ediyorum, konuşulduğu zaman sorun yok. Tartışma yok, gürültü yok, kavga yok, hiçbir şey yok. Ama o masanın etrafında bizi ne yapmıyorlar? Getirtmiyorlar. Çözüm için bir araya getirtmiyorlar. Ön yargılarla, perdelerle birbirimize ne yapıyorlar? Düşünmeye kalkıyorlar. Yoksa Allah'ımız, ben tekrar söylüyorum. Bir. Allah'ımız, peygamberimiz, kitabımız, dinimiz, yolumuz, efendi hazretlerimiz, her şeyimiz bir. Anlaşamadığımız hiçbir konu yok. Çalışmalarımız bir. Zaten bütün projelerimiz ne oluyor? Bütün camiada rahatlıkla yayılıyor ve kısa bir zamanda hayata geçiyor. Niye? Çünkü proje bir. Çalışma bir. İlk biz medrese, ufak çocuk medrese açtığımızda bize o biçim ileri konuştular. Bak şimdi her tarafa yayıldı.
Bırak başka yerler, camialara, hatta Diyanet'e bile yayıldı. Yani o yüzden dolayı tekrar ediyorum. Bizim yapacağımız tek hareket şu. Ne? Bir masanın etrafında. Sadece şu bu filan demiyorum ya. Korkaklığını atacaksın. Kendi menfaatlerin, kendi ideallerin, kendi kafandaki düşüncelerini bırakacaksın. Camiam için ben bu yolda gerçekten sultanımızın memnun olması için masanın bir köşesine oturacaksın. Bu kadar. Oturacaksın, ortaya koyacaksın. Ne de derdi? Derdimiz ne? Senin de bakacaksın, ortak dert çıkacak. Ortak dert çıkacak. Bugün Hatmi Şerifler'e gidiyorsun, görüyorsun işte. Hatmi Şerifler'e dua ne? Dinle birlik beraberlik duası işte. Birlik beraberlik çağrısı işte. Hoca Efendi'ye isim vermiyorum. Yetkili, en yetkili isim. En yetkili isim. En yetkili isim. İşte Hatmi Şerifler'e gel diyor etrafımızdakilere. E peki, tamam gelsin. Ama kucak aç da. Kucak aç, rahat rahat gelsin. Kucak koca koca gelsin. Zevken gelsin. Zorla gelmesin. O yüzden dolayı yapılması gereken şey aynı masanın etrafında ne yapılacak? Toplanılacak. Hakkaniyet ölçüsünde olaylar konuşulacak. Bundan çekilecek bir şey yok ya. Ya devlet, devletler diyorlar lan uçağını düşürmüş. Bak ne diyor? Oturalım ya. Biz sorun adam, yok diyor. Biz ya. Adam da yemeyiz hocam. Yani ihtilaflar olmayacak mı? Olacak. İhtilaflar olacak ama. 40 yıllık bebek katilleriyle devlet ne yaptı? Oturdu. Oturdu ya. Hala oturuyor ya. Anormal mi? Anormal değil. Bir şeyi çözmek istiyorsan, bir şeyi çözmek istiyorsan ne yapacaksın? Oturacaksın, dertleşeceksin, ortaya koyacaksın ya. Zaten ortaya konuşup da dertleşip de ortaya koyamayan kişi aciziyet içindedir. Aciz, acizdir ya bu adam. Niye konuşamıyorsun, niye konuşamıyorsun, niye ortaya şey yapamıyorsun? İşte acizliğin işareti bu yani. Yani sen çözüm üretmek değil, tam tersi çözüm var etmek üzere ne yapmışsın? Yürüyorsun demektir yani. Bu işler neyle anlaşılır? İnsanlar oturarak, dertleşerek, kaynaşarak, ortaya ne yaparak, olayları koyarak iş olur biter ya. Zaten bu camiaya en büyük hizmet hocam. Yani birlik beraberlik konusunda, kardeşlik ve dostluk konusunda yapılacak adım. İhtilaflar olacak, olur ama ihtilaflarımız düşmanlarımızı sevindirecek türden olmamalı. Bu camianın içine ateş düşürecek türden olmamalı. Yani illaki sahabe arasında da ameli noktada bir takım ihtilaflar olmuştur ama tefrikaya, fitneye sebep olacak ihtilaf o seviyeye varmamalı. E şimdi Mevla Teala وَاَتَسْمِيُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Toptan Allah'ın ipine sarılın. Ondan sonra اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٍ Müminler ancak kardeştirler. Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa devletiniz, rüzgarınız gider buyurduğu gibi, buyururken. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslümanın Müslümana 3 günden fazla dargın durması, küs durması helal olmaz. Müslümanın Müslümana kanı, canı, namusu haramdır. Buyururken ve biz nasıl ayrı olabiliriz? Yani Batılılar İslam düşmanlığında, Müslüman düşmanlığında topyekün birlik beraberlik ederken ve üzerimize bizi tabiri caizse bir lokmada yutmak için, nefes aldırmamak için çullanmışken, yani biz bu kadar ayetlere, Allah'ımızın çağrısına, Peygamberimizin davetine rağmen nasıl hala yani gözünün üstünde kaş var deyip birbirimizin yakasına, boğazına sarılır vaziyette davranmamız nereye sığacak? Yani bu kitabın neresine koyacağız? Bunun vebalini ödeyemeyiz. O yüzden bu camiada yapılacak en önemli husus birlik beraberliğin sağlanmasıdır. Amen. Kardeşliğin sağlanmasıdır. Şeytanlar ve düşmanlarımız, batıllar bizim bölünmemizi, bölük pörçük olmamızı istiyorlar. Mevla Teala ise bizim birliğimize istiyor, birliğe davet ediyor. Biz Mevla'nın davetine, Peygamber'in icabetine, davetine icap etmemiz lazım hocam, inşallah. Korku mantığı var dedik. Çok radikal bir soru soracağım hocam. Bu korku mantığını kaldıracak birkaç cümle bize söyleyebilir misiniz hocam? Şimdi normalde bu korku mantığını kaldıracak tek hareket şudur. İnsan şöyle kendisi bir hesaba alacak. Yapmış olduğum iş, Mevla'mın rızası için yapmış olduğum bir iş. Peygamber yolunun işi, Allah dostluğunun işi,
bu camianın birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğin işi. Bunda her türlü fedakarlık yapılabilir. Bunu insan kendisine zaten sorduğu an otomatikman korku mantığı ne yapacaktır? Bunun neticesi ne olursa olsun, eğer sen bu samimiyeti ortaya yaptığın zaman neticesi ne olursa olsun sen her türlü ne yapacak kazanacaksın yani. Yoksa bunun dışında kalkıp da sen korku mantığına hala devam edersen, o zaman sen Allah'a karşı, peygamberine karşı, kitabına karşı, efendine karşı, yoluna karşı, dinine karşı saygın yok demektir. Hala o korku mantığındayım. E düşünsene misal, korku mantığı taşısaydı sahabe-i kiram efendilerimiz, o zaman ne olur? Allah muhafaza, nifaki ahlak kendisine meydana gelmiş olurdu yani. Allah muhafaza etsin. O yüzden dolayı bunu mutlaka ne yapılmalı? Kesinlikle kaldırılmalı yani. Ön planda konuşulmalı, dertleşilmeli, kaynaşılmalı. Hatta gidip gerçekten işin kaynağından öğrenmeli, kaynağından öğrenmeli. İlla bu işe şey yapan, seferber olan insanlar vardır. Onlarla beraber dertleşmeli, bir araya getirmeye çalışmalı. Yapacaksın ya. Allah'ın başarı nasip etsin. İnşallah. Evet. Gerçekten mükemmel bir program. Mailleri okumak istiyoruz ama yüzlerce mail geldi. Zaten şu an tablette iflas etmiş durumda. O da olayın feyzine, muhabbetine, bereketine dayanamadı yani. O yüzden bugün inşallah bu şekilde seyircilerimizden müsaade isteyelim sevgili hocam. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ben bütün seyircilerimize, evvela bütün camiamıza şunu rica ediyorum. Evet. Efendi Hazretlerimizin evlatlarına kim laf söylüyorsa mutlaka söyletirmeyelim, konuşturmayalım. Evet. Efendi Hazretlerimizin evlatlarına, Efendi Hazretlerimize sahip çıktığımız gibi, sahip çıkmamız gerektiği gibi evlatlarına sahip çıkalım. Birliğimizi, beraberliğimizi bozacak hangi ifade olursa olsun, hangi söz olursa olsun mutlaka onun karşısında duralım. Ve kesinlikle onları ne yapalım? Susturalım, müsaade etmeyelim. Bulunmuş olduğumuz ortamlarda böyle şeyler konuşuluyorsa mutlaka kalkıp gidelim. Gerçekten bu işi yapanların mutlaka fitneci olduğunu bilelim. Bu işi körükleyenlere mutlaka fitneci olduğunu bilelim. Bu işi çünkü fitnecilerden başka ne yapmaz kimse körüklemez. Eğer bu işin çözümü için gerçekten zor bir şey değil, bu işin çözümü kolay. Herkes İstanbul'da yaşıyor arkadaşlar. Gidip gelinebilir, her şey gidip gelinebilir. O yüzden dolayı her şey bu iş ne yapılabilir? Ayarlanabilir. Ben bütün halkımıza da şunu söylüyorum. Camiamız için olan olaylarda lütfen kardeşler arasında olan şeylerde siz karışıp da fitneyi biraz daha ne yapmayın? Körüklemeyin. Ama bizim camiamızda önder bir camiadır, örnek bir camiadır. Böyle şeyler yakışmıyor. O yüzden dolayı acilen birlik, beraberlik, hakiki kardeşlik zamanıdır. Bu yüzden dolayı acilen bir masa etrafında toplanıp şu önümüzdeki 4 yılı heba etmeyelim. Önümüzdeki 4 yılda gerçekten projelerimizi güzel hazırlayıp haklarımızı alalım. Haklarımızı alalım. Genç hocalarımız yetişiyor. Evlatlarımız yetişiyor. İstediğimiz, gerçekten istediğimiz, hatta bırak onları, diğer gençleri de camiamızın güzelliklerini tanıtarak onları da gerçekten kaliteli yetişmesini sağlayalım inşallah. Ama bu fitnecilere kulak verdiğimiz müddetçe kimseye fayda yok. Ve en önemlisi Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem'in de o istenilen memnuniyetini elde etmemiş, elde etmiş olamayız Allah muhafaza etsin. İşi geciktiriyorlar. Evet. Allah'ın başına. Kıymetli hocalarım ağzınıza sağlık. Gerçekten güzel, feyizli bir program yaşadık elhamdülillah. Cemaatimizin güzelliklerinden bahsettik, özelliklerinden bahsettik. Ve üzerinde oynanan hain oyunlardan, içeriden ve dışarıdan, camiamızın önünü kesmek için yapılan mücadelelerden bahsettik. Ve devletimizden bu camiamızın, bu yeryüzünün nadide cemaatinin önünü açmasını ricada bulunduk. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz için. İnşallah mesajlar gereken yerlere ulaşmıştır. Bu işin en neticesi muvaffak edecek, muvaffakiyet Rabbimizdendir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Allah'a emanet olunuz inşallah. Bir dahaki programda da yine böyle çarpıcı konularla karşınızda olmak üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.